Hadi seni biri gelecek şimdi. Ne öyle yavaş yavaş yiyorsun? Ya kuzum yemeğimin tadını çıkartmaya çalışıyorum ben de. Yine döktürmüşsün. Güzel olmuş ya. Anne. Ne? Ya yerlerde kayıyor, soracağım ben Dünya'ya. Kim hazırlamış bunu? Ah yavrum. Arsız Zeynep çocuğumamış. Hazırlamayınca çocuğum da gitmiş kendine. Ay hazırlamış, şunu kaldırayım da gelince yesin bari. Hayrola mukaddes. Haminlemin hayaleti gibi ne yapıyorsun bu saatte? Fehmi'cim, ben gençleşmek, güzelleşmek için hiç değilse çaba gösteriyorum. Sen hiçbir şey yapmıyorsun ya. Ne güzelmiş benim genç karım. Aman hadi sinirimi zıplatma. Gidip yatsana sen. Gidip zıbar hadi. Ya benim de aklıma kurt düşürdü. Çocukları merak ettim, ondan indim aşağıya. Her şey hayal ettiğim gibi gelişiyor Fehmi. Gerçi Zeynep ilaç almaya gitti dedi Fatih için ama... Bunu benim kiramı anlatsın. Biliyor musun Fehmi, bunlar yatakları da ayırmışlar. Pes mukaddes. Fesatlığın bu kadarına doğrusu ya pes. Ya bir şeyi de hayra yorsana sen. Bak bu kötü niyet bir gün gelip seni vuracak. Ay aşk olsun Fehmi, bunun nesi kötü niyet ya? Nesi kötü niyet? Bundan daha iyi niyet olur mu? Hadi inşallah hayırlısı ya Rabbi. Oh. Aa, niye gittin oturdun? Gidip yatsana sen. Oturdu ya. Oturdu. Fatih'i bekleyeceğim. Senin dolduruşuna gelmesin çocuk. Duyan da beni fiştekliyor zannedecek. Öldük, öldük, öldük. Önce sen öldür, sonra ben. Karıştırma. Ayol ne oluyor? Çığlık çığlığa. Çocuklar ne bu haliniz? Gulyabani görmüş gibisiniz. Yok babacığım. Günay küçük bir böcek görmüş de ona bağırıyordu. Çok korkuyormuş o böcekten. Değil mi Günay? Böcek. Kocaman. Kocaman ya. Ne korkuyorsunuz? Seni mi uyandıracaksınız? Günay bir böcek görmüş de. Günay ya. Bir böcek daha korkulur mu o kadar? Ne olacak canım? Basacaksın, gidecek, ezeceksin onun beni. Pişt diye dağılacak her yere. Biz ezdik onun kafasını. Oh, iyi yapmışsınız. Bu böcek de nereden giriyorsa bu eve tabii havaları sınışın, camlar falan. Bahçeli ev çok normal. Basacaksın, ezeceksin onu Günay. Korkma, ben gelir yardım ederim sana. Ben bir Selim'e bakayım o zaman. Uyanmış mı bakayım? Dur bak, bir dahaki sefer pat diye yapıştır, tamam mı? Vahşi hayal bu. Pat diye vuracak bizi, pat yaptı. Günay, hiçbir şey görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Öldüreceksin, beni bir gün öldüreceksin. Günay, kimseyi görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Ne yapıyorsun sen ya? Çık dışarı. Ya dur bir kahvaltı et, Günay'cığım bir kahvaltı et. Dışarıda kaldı onu. Dışarıda. Tamam, gitme. Gitme, yüksek, yüksek. Atla, atla. Teyzoşum, Orhan, eşim. Teyzoş,
Eşe bu gece. Ay neyse bu gece. Hiç canımı sıkmayacağım. Merhabalar. Merhaba. Ben Mukadder. Ben de Orhan. Çok memnun oldum. Geçin oturun çocuklar. Ay ne iyi ettiniz geldiniz. Geldiğimden beri seni sayıklıyorum bebeğim. Ne iyi ettiniz. Eniş... Fatih abi bizi gördüğüne pek sevinmedin galiba. Ne sevineceğim ben seni gördüğüme. Bana kötü günlerimi hatırlatıyorsun. Bana da, bana da. Aman adam. Nasıl bir çete oldu bunlar ya? Abi lütfen. Fatih lütfen. Çocuklar beni görmeye gelmişler. Hem gerginlik sevmiyorum. Cango çok geriliyor. Lütfen. Gerginliği az önce görüyorduk neredeyse. Neyse ben bir gideyim bakayım nasılmış. Aa git tabii çocuğum. Durduğun kabahat. Abim nereye gitti? Melisa'sına. Melisa kim ya? Melisa abinin yeni sevgilisi. İki S'li duble S. Ne? Kim? Onlar nasıl yani? Nerede? Kadın sevgilisi. Yok erkek. Gelince görürsünüz. Kalkarım ya son yerisi. Orhan şöyle geç oğlum. Gel yavrum buraya. Gel çocuğum. Gel canım. Neyse şu an burada mı? Cango, yeğenim. Şazmet, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kaçıyor. Saçmalama, anneme ne diyeceğim? Ha, asıl ben anneme ne diyeceğim sevgili enişteciğim ha? Orhan'la Selin yediğimiz naneleri anlatınca ne alacağım ben söylesene. Vallahi gergeden Ayfer dozer gibi ezer beni ya. Ya merak etme sen, ben halledeceğim. Nasıl halledeceksin ya? Kardeşini evden mi kovacağım? Evet, gerekirse kovacağım. Ya siz beni nasıl bir işe bulaştırdınız ya? Ha? Ne güzel ben evde mal gibi kendi başına takılan bir kızdım. Şu düştüğüm hale bak ya. Yok arkadaş yapamayacağım, gidiyorum ben. Kızım Şazımet dur. Sana muhtaçız Şazımet. Biz seni niye seçtik biliyor musun? Çünkü sen osun. Seçilmiş kişi hep sendin Şazımet. Sana muhtaçız. Yardım et bize abla. Tamam be. Dip, hallet şu işi. Gönder Selin'e. Nasıl göndereceksen artık. Aslansın be abla. Efsanesin. Efsane. Hakikaten efsaneyim yahu. You know who I am. I'm a shabby man. Alles unter Kontrol. Babaanneciğim, babacığım. Yavrum. Enişte, Fatih abinin yaptığına ben gerçekten yuh demek istiyorum. Ya daha bunlar ayrılalı ne kadar oldu ya? Haklısın yavrum. Yuh demek istiyorsan de. Benim de içimden aynısı geliyor çünkü. Da ne yapabiliriz? Kazık kadar herif. Tabii ki hiçbir şey yapamazsınız. Benim çocuğum koca adam sonuçta. Ne yaptığını da çok iyi biliyor. Hey yavrum, ne oldu çocuğum? Melisa iyi mi çocuğum? Ya bir şey yokmuş canım. Midesini bozmuş bu. Amerika'daydı ya yani. Türk yemeklerine tabii bağışıklığı düştü. Ah çocuğum niye yalnız bıraktın? Ay küçücük çocuğu ya, ay küçücük ya. Ay tamam ben giderim ilgilenirim Fatih, dur. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun vallahi çocuğum, geçmiş olsun.
Siz daha ne oturuyorsunuz? Gitsenize. Hasta var evde. Ben buraya teyzoşumu görmeye geldim. Ayrıca gelmişken senin şu hassas Melisa'yı da bir görelim. Ay yok zaten. Hayatta bırakmam, çok özlemişim. Teyze. Hı? Aa, benim de ablacığım arıyor. Bir telefonu açayım. Bir konuşayım ablacığımla. Abla? Orhan, neredesin sen? Selinler'deyim. Ne işin var senin Selinler'de? Ha? Ertan gelmiş buraya, kapımıza dayanmış. Sen gününü gün ediyorsun. Çabuk eve gel. Ne? Ne? Orhan, eve dedim. Hesabını soracağım sana bunun. Çabuk. Abla, ne olmuş? Seni hiç ilgilendirmez. Kötü bir şey mi oldu çocuklar? Yok babaanneciğim, öyle mühim bir mesele değil. Biz hallederiz ama biz gitmemiz lazım eve bir an önce. Aa, olmadı ama böyle. Teyzeciğim, inşallah başka zaman hep beraber yemek yeriz ama bizim gitmemiz lazım Selin. Evle evine, köylü köyüne, hadi baş. Yuh Fatih, yuh. Ertan bizim evdeymiş. Ne? Ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Geleceğim teyzeciğim. Rica ederim. Şu içindeki mukaddese bir dur de. Bu gibi hareketler sana yakışmıyor Fatih. Ya kusura bakma babaanneciğim, şimdi psikolojim bozuldu tabii. Kız arkadaşım rahatsızlanınca ben bir gidip bakayım. Yenge. Hı. Ya ben sana işle ilgili bir şey soracağım. Sor tabii ki Orhancığım. Sor bakalım. Şimdi bunlar bana satayım diye helva verdiler ya. Evet. Ben düşünüyorum bunu nerede satacağım, hiçbir fikrim yok. E canım, bunda düşünecek ne var ki? Getireceksin benim şirkete öğlen. Diyeceğim tabii ama. Ay, şirket yok ki artık. Ya ben alışamadım tabii. Ay ben de bilemedim ki Orhan, şimdi sen ne yapsan. Benim iş teklifim hala geçerli. Öyle bir teklif artık masada değil Selin Hanım. Aa, aklıma bir şey geldi. Ne? E şimdi sen büyük bir markette bir stand açacaksın. Ürününü orada tanıtacaksın. Hem ben sana bunun için yardım ederim. Yengem benim, bu harika. Çok. Harika bir fikir ya, gördünüz mü yengeme? İki dakikada çözdü mevzuyu işte. Hayırlı uğurlu olsun da. Ben gelinimden yanayım. Ha bunu da bil. Ne demek tanıtamam? Ben bunu tanıtamam. Ne demek bunu ya? Baksana ne güzel. Mis gibi helva. Ben Avyer tanıtacağımı sanıyordum. Ne? Evet, ben eve tanıtmam. Ya canım, ya ne önemi var? Avyer, helva ya. Sonuçta aynı parayı alacaksın. Ay yok, benim de kariyer hedefim var yani. Hayır, bundan 5 yıl önce olsaydı tanıtırdım ama şimdi mümkün değil. Ürün gamımı yükseltmem gerekiyor, kusura bakmayın. Helva. Helva. Helva alır mısınız? Thank you.
here we are, we two. I'm in love with you. Say that you love me. I bring you love, my beautiful beloved. Ve ve aşkım bak lan, ne yapıyorsun burada? Aşkım, göründüğü gibi değil. Göründüğü gibi. Bırak, o benim. Seni bırak. Dur, emeklerim. Emeklerim gidiyor bak. Senin emeğine başlarım. Hayatım dur, yanlış anlıyorsun. Hayatım. Hayatım, sen beni çok yanlış anladın. Kırmaya gerek yok. Yanlış anlıyorsun ama gerçekten bak. Aşkım, aşkım sayma ya. Say. Nefes al. Derin derin nefes al işte böyle. Orhan. Ne oldu ya ablacığım? Ne bu halin? Ya abla beni çok yanlış anladı seni ya. Ben pazarlama yapmak istiyordum, o kadar yani. Neyi pazarlıyordun peki Orhancığım? Kendini mi, helvayı mı? Lan sen benim kardeşimi mi aldatıyordun? Saçmalama Fatih. Ay enişte olur mu öyle şey ya? Ya aşkım bir dur. Dur. Sine be, sen çok sinirlisin. Yuh be. Seni öldüreceğim Orhan. O etten gelme. Zeynep. Fatih. Abla. Enişte. Abla ya. Şimdi sakin ol. Oturup güzel güzel konuşalım ha. Ne oldu Cansu Hanım? Niye şaşırdınız? Sadece sinirlenmiş bir şekerci zerde kadını da. Bir şey demeyecek misiniz? Uy ne diyeyim, bilmiyorum kızım, bilemiyorum. Ha bunu ben mi doğurdum onu düşünüyorum. Hiç yakıştıramadım. Anne ne diyorsun ya? Hıt! Anne deme. Ben sana bir şey diyeyim mi Yadigar? Bu şirket mirket işleri bize göre değer anam. Kızım size göre hiç değer. Baksana, iki günde bir tık anlanmış herifin. Ayfer teyze, onun ne biçim bir laf ya? Sus lan. Ayfer teyze deme. Ayfer teyze deme. Ben sizin gibileri iyi bilirim. Aa, abartmayın canım. Çocuk kendine göre bir pazarlama yöntemi bulmuş. Anladığımız kadarıyla başarılı da. Ne var bunda? Bunda kötü bir şey yok. Yengem çok haklı işte. Yengem şu an çok haklı. Hepinize söylüyorum. Tam bir saat içinde 20 koli mal sattım ben bir kere. Orhan, benim seni destekliyor olmam bunu sürekli yapacağın anlamına gelmiyor. Ancak bir kez göz ardı edilir. Hele bir daha yapsın. Hele bir daha yapsın. Mahvederim seni. Tövbe, tövbe aşkım. Tövbe, tövbe. Hayatta yapmam. Ama yaptırırım. Yaptıracağım. İş yapıyoruz ya sonuçta. Biziniz. Koyacağım oraya 3 tane taş gibi adam. Satacağım Ayvalı'yı. Satacağım Ayvalı'yı. Paraları basacağım. Nedir o yani? Orhan. Bak bu iki oldu. Seni bir daha kızlarla basarsam senin helvanı yaparım oğlum. Aşkım tamam yaparsın. Ya kusura bakma ama ben de suçsuzum yani. Onlar geliyor. Ay. Ay bana. Ben iyi değilim. Ben hava almaya gidiyorum. Böyle olmayacak. Yoksa ben... Git kızım, git. Hayat. Git hava al, git kızım, git. Yanlış anlıyor. İndir aşağı yanı. Git. Kızım peşine. Hadi. Bana gibi oturayım. Git. Çabuk. Senin. Yesin telli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.